Merhabalar, ben Melike Akfidan. Kentin Sesi programımızın bu haftaki bölümünde Bodrum'da olmak, Bodrumlu olmak konusuna yer verdik. Sokaklara çıktık ve sizlere Bodrum'u neden sevdiğinizi sorduk. Tabii ki Bodrum'da eleştirecek bazı şeyler de var ama doğasıyla, deniziyle, havasıyla çok sevilen bir yer. Birçok insanın görmeyi, tatile gelmeyi tercih ettiği bir yer. Burada 12 ay yaşayan insanlar da var. Bunun zorluklarıyla birlikte tabii ki büyük şehirde yaşamakla kıyaslandığında çok güzel yanları da var. Biz burada yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu sizlere soruyoruz. Umarım keyifle izlersiniz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Tabii tanıyabilirsiniz. Ben 5. kuşak Bodrumlu. Yala beldesi var orada, Çiftlik köyü. Oranın kurucularından dedelerim. 10 Ocak 1950 yılında orada doğmuşum. 15 yaşında 1965 yılında Bodrum'a inmişim. Mayıs ayında süngere çıkmışım. Süngerciliğe başlamışım, sünger dalışlığına. O gün bugün derin mavinin aşk gizemi bende bir aşka dönüşmüş. Hiç kopmadan devam ediyorum işte. Biliyoruz zaten, hani burada hep sizi, isminizi zaten herkes bilir. 5 kuşaktan beri Bodrum'da olmanın nasıl bir şey olduğunu en iyi sizden dinleyebiliriz zaten. Bize biraz Bodrumlu olmak ne demek, anlatabilir misiniz? Bodrumlu olmak denizi sevmek demek, insanı sevmek demek, doğayı sevmek demek. Ama tabii nesiller değiştikçe Bodrum'u bozdular. Bu ilkeleri, bu benim anlattığım duygular köreldi. İnsanlar başka kulvara geçti. Tabii dışarıdan gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz, Bodrum'a yerleşenler, entelektüel takımından gelenler oldu ve bizlere kültürel açıdan bir şeyler kattıkları gibi rant için gelenler de Bodrum'u talan ettiler, beton yığına çevirdiler. Tabii ki ben bundan son derece rahatsızım. Eskiden mesela örneğin Bodrum'da çarşıya, dükkanlara gittiğin zaman insanlar cuma namazına gider, öğlen yemeğine gider, dükkanların kapatmazlar kapısını. Sandalyeyi ters koyarlar kapıya, giderler. Hiçbir şey, ama şimdi artık bütün bunlar tarihte kaldı. Onun için çok üzgünüm. Bütün çok değerlerimizi yitirdik. Bodrum'un mesela süngercilik burada Bodrum'da yüzyıllardır yapılagelen usta çırak öğretisiyle süre gelen muhteşem bir deniz kültürü. Bugün Bodrum'da gördüğünüz teknelerin, o dünya çapında o el yapımı güzel o guletlerin, trandillerin, ahşap teknelerin temelinde sünger avcıları var. Eğer onlar olmasaydı Bodrum'da ne teknecilik dünya çapında böyle gelişirdi ne de deniz turizmi olurdu. Onlar yemediler, içmediler, kızıl sıcakta kaldılar. Kocaman bir çınar büyüttüler, devasa. Her türlü meyve üstünde. Fakat ondan sonra çekirge sürüsü geldi, bir kondu. Ne meyvesini ne gölgesini bıraktılar. Biz de birçok değerlerini böylelikle yitirdik. Örneğin süngercilik de turizmin baskısının altında kaldı. Bir de devlet erkanının, bürokratın biri sünger yasaklansın dedi. Bir rapor tuttu 2005 yılında mı ne? Sünger yasaklandı. Ve bu kültürü kopardılar 21. yüzyılda kesintisiz süre gelen bu muhteşem deniz kültürünü. Çünkü Bodrum'un iki ekonomik lokomotifi vardı. Başta sünger, tonlarca sünger çıkartılır, ihracat olur, döviz girdi sağlar. Çünkü iş tüketimi yok fazla bunun, %95 ihracat malı. Antik çağlardan beri de süngeri insanoğlu kullanıyor sağlık açısından, banyoda, şurada, burada. Çünkü yeryüzünde insan vücudunun sünger kadar sağlıklı temizleyen hiçbir şey yok. Muhteşem bir ürün. Bunu bize doğa veriyor. İnsanoğlunun koca deryalar veriyor, derin mavilikler. İnsanoğlunun bunu olumlu ve olumsuz müdahale edebilmesi söz konusu değil. Hani ben bunu koruyayım, yok böyle bir şey. Yani ben bunu yok edeyim kökten hepsini, yok böyle bir şey. Mümkünü değil. Bir insanoğlu yeryüzünde buna müdahale edemez. Sünger, dünyanın en kaliteli süngeri bizim bu kıyılarda çıkar. Hele şu Bodrum'dan Suriye kadar olan sınır bölgesi, Akdeniz kıyısına süngercilik dilinde karamanya denir. Karamanya'nın süngerini bütün dünyadan gelen tüccarlar tanır. Dünyada süngerciliğin başkenti olarak Kalymnos geçer. Tabi eskiden Osmanlı İmparatorluğu olduğu için buraları adalar.
birlikte çalışmışız, birlikte ölmüşüz, birlikte sakat kalmışız. Çünkü insanlar buradan gençler Sünger'e giderken bütün ailelerin, akrabalarına helallaşıp da giderler. Çünkü ya dönerler ya dönmezler. Ölürler, kalırlar, mezar yerleri bile belirsizdir. Çünkü benden evvelki kuşaklar yelken kürekle buradan Bingazi kıyılarına, Tunus kıyılarına gitmiş. Çünkü Doğu Akdeniz'de dünyada Sünger var. Bir de Florida Körfezi'nde, Tarpon Spix. Oraya da Yunanlılar gitmiş adalardan 1900'lü yılların başında. Bugün orada Tarpon Springs'te, Florida'da, o civarda muhteşem bir şekilde bu kültürü yaşatıyorlar hala. Ama işte biz bu kültürü, zinciri kopardık 21. yüzyılda. Yanlış bir şeydi bu. Bir ülkeye git bir suikast yap desem bu kadar güzel kültürel ve ekonomik suikast yapılır. İkinci ekonomik lokomotifi Bodrum'un mandalindi. Dünyanın her tarafına koca koca tırlar gelir daracık yollardan, tozlu yollardan ve ihracat olurdu Bodrum mandalinden. Bütün Bodrum mandalinlerini kestiler, yerine beton yığını yaptılar. Onun için cehenneme çevirdiler bu toprakları. Ama bir burası mı Bodrum yarım? Hayır. Bütün Ege kıyıları, Türkiye kıyıları böyle maalesef. Çünkü 55 yıldır denizin altını ve üstünü geziyorum. Somut olarak elimin tuttuğunu, gözümün gördüğünü anlatıyorum. Hep söylüyorum. Yani ebedi çıkarlarımızı, günlük çıkarlara peşkeş çekiyoruz günümüzde. Gelecek nesiller bizim kuşakları naletle anlayacaklar. Çok üzgünüm onun için. Kaç nesilden beri Bodrumlu olan biri olarak sizce Bodrum'da yaşamak nasıl bir şey? Yani bunun avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? Böyle küçük turistik bir yerde yaşamanın. Avantajları hani denize kıyısı olması, denizin dilinden anlarsan denize çıkıp havasında ve nimetlerinden yeterince yararlanmasını biliyorsanız avantajları bu. Yani sonsuz. Bugün ben 70 yaşındayım, sağlığımı bütün denizin havasına ve nimetlerine borçluyum. Bir de benim denizin verdiği bir terbiye, 55 yıldır bir çocuğu 15 yaşında deniz içine koyarsan süngercilik kültürünün içine ne olur? Oranın bir parçası oluyorsun artık. Tıbbın çözemediği belki şu an bende fizyolojik değişiklikler var. Çünkü 55 yıldır dalıyorum denizin dibine. Şimdi yeryüzünde benim kadar yani bu hani şey değil, abartı değil, su altında ömrü geçen bir insan yok. Çünkü 15 yaşında bir çocuğu profesyonel olarak süngere çalıştırmazlar. Çünkü insanların çoğu hobi için, spor için yapıyorlar bunu. Ama biz ekmek parası için yaptık, hala yapıyoruz. Ondan dolayı bu çok zaman. Ortalama bir hesap yaptık şöyle, kabataslak 20 bin saat falan su altında geçmiş bir ömür. Yeryüzünde böyle bir insan yok ki. Kazasız belasız. Bir de ben her zaman söylerim, benim okulum öğretmenim deniz. Bana 3 kuruşluk dünya malı için birilerinin önünde 9 taklatmasını öğretmedi. Biat kültürünü öğretmedi. Neyi öğretti? Bugün bizim ülkemizin geleceğine yön verenler. Dünyada yani için geçerli. Sadece benim ülkemde değil. Çünkü benim denizin öğretisi, denizin bakış açısı, kılcal damarlarımı, her şeyi işlemiş durumda. O karşısında ceket delik dediğimiz, gözümüzde büyüttüğümüz koca koca adamlar egolarının ve komplekslerini bir kenara koyup ortak aklı kullanabilme becerisini gösteremediği için gezegenin birçok köşesi yaşanmaz halde. Bu çok önemli. Ama deniz işte ben değil biz demesini öğretiyor. Onun için ortak aklı kullanma becerisini öğretiyor insana. Mecbursun orada. Çünkü aksi takdirde yaşayamazsın denizde. Ekip işi orada çalışmak. Onun için deniz çok önemli. Ben denizin okulum öğretmenim deniz derim her zaman. Bana neyi öğretmedi? İşte 9 taklatması 3 kuruşluk dünya malı için birilerinin önünde bunu öğretmedi. Neyi öğretti? Dil, din, ırk, sınır, sınıf ayrımını yapmaksızın insan denen varlığı sevmesini öğretti. Acı sorularla örselenmiş koca bir yürek verdi buraya, sevgi dolu bir yürek koydu buraya. Doğanın canlılarının taşını, toprağını, bütün her şeyi sevmesini öğretti. Denizin avantajı bu. Dezavantajı nedir? Mesela şu bulunduğum yerde ben bugün bulunduğum mevkiye burası Saraysoköy Gölü biliyorsunuz. 30 senedir teknemle ben burada duruyorum. Şimdi eski 67 yılında da 1967'de benim
Sünger'e çalıştığım harika isimli bir tekne vardı. Muhsin Demirkan'ın, Muhsin abimin teknesiydi. Şu ev onundur. Şimdi restore edilmiş hali o eski düzeninde. O küçük pencerelerden aşağıda da vardı. Akşam oldum belirli saatte Muhsin abi rakı içmesin, yarım şarakını koyar, mezesini yapar, pencereye oturur, tekneye seyreder. Biz de deneme dalışlarına gider, piyadeyi harikaya buraya, 9 beygir Slavya Ağa'da, burası kumsaldı buralar. Tahta iskele vardı, oraya yanaşırdık. Onları özlüyorum. Şimdi burada, şu an geceleri biz teknede kimse yatamıyor. Çünkü neden yatamıyor? Dangur dungur dangur dungur, her taraf müzik. Yahu dedim, şunu söyledim de bakın. Ya biz çalışarak ekmek parasını kazanan insanlarız bu memlekette. Tamam, sizler de gece hayatından para kazanan, ekmeğini yiyen insanlar o müziği yapıyor. Ama bunun bir orta yolunu bulun dedim ya. Niye? Aparlörsüz falan yapın bunu. Şöyle tatlı bir sesle, değil mi? Çıplak sesle, gitarla, müzik ufaktan yapın, nenni gibi gelsin insanlara. Çünkü şu anda dezavantajı size bu yaşanmaz hale geldi bu gürültüden falan buralar. Bunlar çok önemli. Ondan sonra kalabalık, beton yığını, her taraf alev alev görüyorsunuz. Ondan dolayı rahatsızım. Dezavantajı da bu. Yani bugün elimde imkan olsa bir gün şurada durmam yani. O vaziyette. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Musa Şimşek. Çorum'dan geldim Bodrum'a. 1989 doğumluyum. 2000 yılında Bodrum'a geldim. 19 seniniz evet, 19. Burada geçti. Neden Bodrum'u seçtiniz? Ben Bodrum'a gelmemin sebebim Çorum'daki bakış açısı. Engelliye bakış açıları. Ben zaten Çorum'da hayatımı genellikle hastanede geçirdim. Bodrum'a 3 aylığına tatile geldim. Bodrum 3 aylığına tatile geldiğimde baktım Bodrum'un halkı, insanları engelliye engelli gibi bakmıyor. Yani normal sıradan bir vatandaş gibi, herkes gibi bir sağlıklı vatandaş gibi bakıyor. Ben de burayı çok sevdim. Aileme burada kalmamı söyledim, önerdim. Onlar da beni kırmadı sağ olsun. Bodrum'da kaldık ve 19 senedir de Bodrum'da yaşıyorum. Peki Bodrum'da buraya taşındığınız andan itibaren burayı sevdiğiniz, sevmediğiniz, yani artık çok uzun zamandır burada yaşıyorsunuz. Bize biraz Bodrum'a bakış açınızı anlatabilir misiniz? Seviyorum çünkü bakış açısı çok farklı. Bir Ankara'ya gittiğimde, bir Çorum'a gittiğimde ya da başka bir yere gittiğimde, yani şimdi buranın görüşüyle oranın görüşü çok farklı. O yüzden Bodrum'u çok seviyorum. Bodrum'dan bir gün, iki gün uzakta da olsam tekrardan Bodrum'u özleyip tekrar geri geliyorum. Peki dışarıda diğer şehirlerde ne yaşadınız burada, buradan farklı olan? Mesela dışarıda diğer şehirlerde İstanbul'a tatile gittim ablamın yanına. Bir berbere gittim. Tıraş olmak istedim. Berbere gideyim dedim. Berber bana ben şu anda kapalıyım dedi. Beni içeriye almamak için. Çünkü beni tutup içeriye alacak, tıraş edecek, tekrar rabama koyacak. Onun için büyük bir engel olduğum için beni içeriye almak istemedi ve kapalıyım dedi. Siz bunu gittiğiniz yerlerde yaşıyorsunuz ama bunu Bodrum'da hiç yaşamadınız o zaman. Şu ana kadar Bodrum'da hiç yaşamadım onu. Peki burada nasıl geçiriyorsunuz gününüzü? Neler yapıyorsunuz Bodrum'da? Bu yani sizin gününüzü güzel geçirmekle ya da hayatınızı güzel geçirmekle alakalı olarak burada size sağlanmış imkanlar nelerdir? Ben işte 19 sene oldu Bodrum'a geldim dediğim gibi. 2014 yılında Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bir atölye açtık. Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi engelli. Orada çalışıyorum. Orada haftanın 3 günü orada eğitim görüyorum. Dekoratif el sanatlarıyla uğraşıyorum. Sergilere çıkıyoruz. Bir günde de Sağlık Vakfı'ndayım Turgut Reis'te. Fizik tedavisi görüyorum. Hayatımı bu şekilde sürdürüyorum. Bodrum'da yaptığınız aktiviteler, rahatlığınız ya da karşılaştığınız bazı zorluklar varsa zorluklarınız nelerdir? Atölyem var. Atölyeyle zaman geçiriyorum. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Dışarıda konserlere katılıyorum. Bale gösterileri oluyor, oraya gidiyorum. İşte müzik festivalleri, bütün festivallere gidiyorum. Çünkü Bodrum'un ulaşımı engelliye ne kadar rahat davrandıklarını bildiğim için her yere gidiyorum. Ama başka bir yerle kıyaslamak gerekirse, mesela dışarıda akrabalarım var. Ablam dışarıda mesela, İstanbul'da. İster istemez ablamı özlüyorum, ablamın yanına gidiyorum. Bir hafta da olsa ablamın yanında kalıyorum. Orada zorluk çekiyorum. Merdivenlerden çıkamıyorum, merdivenlerden inemiyorum. Apartmanlardan dolayı dışarıya çıkamıyoruz, sıkışık. İnsanların kalabalıklığı, onlara engel olduğumuzu düşünüyorlar. Fakat biz onlara engel olmak istemiyoruz, onlar bize engel oluyor. Başımdan şöyle bir olay da geçti. İlk arkadaşlarımla geldiğimde, okula geldiğimde. Okul haftanın 5 günüydü.
benden 5 arkadaş sorumluydu. Ve bir tane arkadaşımız vardı. Şu anda rahmetli oldu. Beni tekerlekli sandalyeyle kaçırdı. Merdivenlerden gitti. Merdivenlerden beni düşürdü. Benim hocam ona şu şekilde bir ceza verdi. Bu arkadaşının ne yaşadığını öğrenmek zorundasın. Beni 6 ders boyunca hocam kucağında taşıdı. O arkadaşım da tekerlekli sandalyeyi oturtturdu. Bazı insanlara bu şekilde ders vermek lazım. Hayatın ne anlamda olduğunu öğrenmeleri lazım. Yani bizim neyi çektiğimizi ya da biz normal bir insanın ne çektiğini. Dışarıda bir Bodrum'da da var, başka bir yerde de var. Bir mesela rahatsız, engelli bir insan görüyoruz. Deli diyor, dalga geçiyoruz. Fakat o insanın ne yaşadığını bilmiyoruz. Acaba ailesini mi kaybetti de yaşadı ya da başına bir iş mi geldi de oldu böyle bir şey. Bunları düşünmeden yargılıyoruz. Bu çok ciddi bir problem, evet. Yani insanları ayrıştırma konusunda en ufak bir farklılık gördüğümüz zaman onu kötü olarak addedip ona göre davranmak konusunda ciddi bir problem var. Yeri geldiği zaman tabii ki bu Türkiye'nin, dünyanın her yerinde, yani hani Bodrum'da da istisnalar vardır. Ama burası sizin açınızdan daha huzurlu bir yer, evet, olduğu için. Peki başka bir yere gitmek ya da başka bir yer bulmak ister miydiniz? Gitmek ister misiniz Bodrum'dan belki ileride? En fazla 3 gün tatili. Bodrum'dan gitmek istemiyorum. Kopamıyorum. Buraya geldikten sonra bu konuyla alakalı destek gördünüz mü peki? Buraya geldikten sonra bu konuyla alakalı destek gördüm. Bodrum'da Turgut Reis'te Sağlık Vakfı var. Sağlık Vakfı'nda ben... 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yürüyüş yapıyordum. Arabamla yürüyüşe katıldık bizim atölyeyle beraber. Orada Zafer Hoca var, fizyoterapist. Beni fizyoterapist direkt fiziğe almak istedi. Skolyozumdan dolayı. Ayağa kalkıp ileriki aşamamda yürümemden dolayı. Yani walker'la da olsak bir kafoyla da içeride dolaşabilmem için de. Yani bir emekleyerek değil de bir kalkıp yürüyerek adım atmamı, koşmak değil ama bir 2-3 adım da atsan yani rahat yaşamam için böyle bir şey önerdi. Fakat daha önceden böyle doktorlar bana kesinlikle ayağa kalkamazsın dediler. Ben öyle bir şey yokmuş, ayağa kalkamam diyorlar doktorlar dedim. Sen gel dedi. Beni fizyoterapist Melike Köksal'la tanıştırdı. 4 senedir Melike Köksal'la fizyoterapistimle fizik tedavisi görüyorum. Beni ameliyata gönderdi. Ege Üniversitesi'nde ameliyata gönderdi. Hüseyin Günay diye bir hocam vardı, ameliyat etti sağ olsun. Kafolarla ayağa kaldırdı. Fizyoterapistimin desteğiyle, onun bana yardımıyla ayağa kalktım. Ve 30 sene sonra ilk defa ayağa kalkıp bir 2-3 adım da atsam mutlu oldum. Yani bunu gittiğiniz başka bir yerde göremiyorsunuz ama burada siz bu desteği, bu çabayı, bu mücadeleyle ilgili o motivasyonu alabildiniz. Başka yerleri kötülemek gibi değil ama Bodrum'da engelliye değer veriliyor. Yani engelliymiş, bırakın kalsın demiyor. Ne gibi bir şeyler yapabiliriz diye. Mesela konsere gidiyorum. İnsanlar direkt beni ön safhaya almak istiyor. Arkada kalamaz, göremez diye. Ama başka bir yerde olduğumuzu düşünelim ki Ankara'da. Öyle bir şey yok. Ankara'da otobüsleri de var. Engelliler için yer var. Diyelim ki bindik. Bindik ama gittiğimiz yerde nasıl ineceğiz onu da bilmiyoruz. Çünkü indirmezler. Kalabalıktan inemiyoruz. O yüzden Bodrum rahat. Siz Ortakent'te oturuyorsunuz. Çarşıya rahat rahat inebiliyor musunuz? Farklı beldelere gidebiliyor musunuz? Bütün aktivitelere rahatlıkla katılabiliyor musunuz? Çarşıya inebiliyorum. Muğla Büyükşehir'in dolmuşlarıyla inebiliyorum. Bazı dolmuşlarla inemiyoruz. Çünkü bazıları diyor işte rampam bozuk. İşte sıram geldi. Yok araba çalışmıyor. Bir şeyler, bahaneleri var ama Muğla Büyükşehir'in dolmuşlarıyla rahat bir şekilde inebiliyoruz. Bodrum'da Barlar Sokağı'nı geziyorum. Sahile gidip çay içiyorum. Trafoya gidiyorum. Mahvele gidiyorum. Gitmediğim yer kalmıyor. Geziyorum. Hatta şöyle bir şey. Benim birkaç arkadaşım daha var. Bir engelli abimle bir engelli ablam var. Onunla beraber geceleri dışarıya çıkıyoruz. Bir gece dışarıya çıktık. Türkü barda sabaha kadar eğlendik. Yani yapmadığımız şey kalmıyor. Bodrum'un açısı çok güzel. Rahatlık bakımından, engellilere bakım açısından gayet çok güzel. Bodrum'un ve Bodrum Belediyesi'nin engelliler için onlara destek olmak adına yaptığı çalışmalar nelerdir? Bodrum Belediyesi'nin engelliye destek oldukları konular şunlar. Mesela bizim 2014'ten itibaren atölyemiz var. Biz Yakaköy'deki engellileri orada topluyoruz. Orada aktiviteler yapıyoruz. Dekoratif el sanatları yapıyoruz. Bodrum Belediyesi bize yer veriyor. Orada sergi açıyoruz. Dibeklan
kültür merkezimiz var. Onlar bize yer veriyor. Orada sergimizi açıyoruz. Bize bir iş imkanı veriyorlar. Bir yani insanlarla tanıştırıyorlar. Bir topluma sokuyorlar. Bodrum Belediyesi'nin bir şeyi daha var. Katkısı Sağlık Vakfı. Turgut Reis'teki Sağlık Vakfı'na çok katkısı var. İnsanları oraya göndermeye çalışıyor. Yani bir orada engellilerin olduklarını bilin. Onlara yardım eden, yardım eli uzatsınlar diye. Bodrum Belediyesi'nin bayağı bu işte ilgisi var yani. Buralı mısınız? Şeyim ben, Akkale'yim. Burada merkezde mi yaşıyorsunuz şu an? Evet. Kaç yıldır buradasınız? 6-7 sene buradayız. Neden Bodrum'u tercih ettiniz? Yani niye gelip buraya yerleştiniz? Biz çoktan geldik biz buraya. İşte biz buralı olduk. Oğlanlar var, gelinler var. Buradayız işte. Seviyor musunuz Bodrum'da yaşamayı? Sevinmez mi be kızım? Güzel. Tercihimiz eşim geldi çalışmaya. Biz de geldik. Kaldık gittik Bodrum'da. Zaten Bodrum'a gelen bir daha dönemiyor geriye. Böyle bir şey var Bodrum'da. Siz yaz kış istediğiniz performans alabiliyor musunuz? Yani benim de bildiğim kadarıyla Bodrum'un en meşhur dönercisi burası. Alıyoruz canım, alıyoruz. Almasak 35 senedir ayakta kalmayız yani. Alıyoruz bunu. Peki dezavantajları var mı burada yaşıyor olmanın? Hani işte çok yazın çok yoğun tempoyla çalışmak, sürekli misafir ağırlamak zorunda kalmak. Misafir almıyorum. Çok çalıştığımız için ben misafir almıyorum eve. Ancak vaktimi uyku. O kadar zamanı uykuya geçiriyoruz, misafir almadan geçiriyoruz yani. Ama sadece çalışarak ve uyuyarak geçiyor, gidiyor. Uyuyarak geçiyor yazımız. Deniz yok, tatil yok. Öyle. Kışın rahatız, kışın rahatız. Gene iş yapıyoruz, yapmıyor değil de sabah 5'te gideceğine akşam 8'de gidiyorsun. Bir evde oturma bir zamanımız oluyor yani, dinlenme zamanımız oluyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı işler, hoşça kalın. Buralı mısınız? Hayır, ben Kadıköy'lüyüm. Ne zamandır Bodrum'da yaşıyorsunuz? 35 sene. Neden Bodrum'u tercih ettiniz? Bodrum'dan daha güzel sahilde yer yoktur. Birinci yer burası. Peki hiç başka bir yere gitmeyi düşündünüz mü? Yok, asla. Çocuklarınız burada mı? Onlar da burada, geldiler. Onlar da 15 sene eve geldi. Ben 35 sene eve geldim. Peki sizce Bodrum'da yaşamanın dezavantajları var mı? Hiç yaşadınız mı? Hiç dezavantajı yok. Gerçekten Bodrum'a aşık olmuşsunuz yani sonradan gelip. Kalın burada görürsünüz. Sizce Bodrum'da yaşamak nasıl bir duygu? Buranın artıları, eksileri nelerdir? Ben kendimi bu açıdan şanslı hissediyorum. Çünkü 25 sene önce buraya geldiğim zaman çocuğum bir kere burada büyüdü. Yeşillikler içinde büyüdü, hayvanlar içinde, çiçeklerle böcekler içerisinde büyüdü. Yani bu açıdan çok şanslı olduğumu hissediyorum. Ha, dezavantajları da var mı? İlerleyen yıllarda açıkçası hayatımız hep iyi geçti. Fakat ilerleyen zaman çok iyi arkadaşlar edindim bu arada. O en büyük artımdı. Daha sonra ilerledikçe, şehirleşmeye başladıkça Bodrum açıkçası sıkıntılar da yavaş yavaş başladı. Ama ben kendimi hep şanslı hissettim. Ha, çok pahalı olduğunu söylüyorlar Bodrum'un. Açıkçası ben o görüşte değilim. Parana göre her türlü yere gidebiliyorsunuz. Çok lüks istiyorsanız çok lüks yerler var. Ama az parayla da denizimize de gidiyoruz, çayımızı da kahvemizi de içiyoruz, yemeğimizi de yiyoruz. Açıkçası ondan memnunum ama şehirleşmesinden hiç memnun değilim. Trafiği bizi üzüyor. Açıkçası biz Haziran ve Eylül aylarında biraz daha kendimizi çekiyoruz. Bırakıyoruz misafirlerimiz eğlensin, gezsin, tozsun. Onlar gitti ama onlara da ihtiyacımız var. Ticaret yapıyoruz. Onlar gittikten sonra biraz daha sahiller, her şey bize kalıyor. Kaç senedir Bodrum'da yaşıyorsun? 18 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Doğduğumdan beri yani buradayım. Peki Bodrum'da yaşamak sence nasıl bir şey? Bodrum'da yaşamak bana göre özgürlük demek. İstediğim zaman istediğim şey yapabiliyorum, istediğim gibi giyinebiliyorum, istediğim zaman arkadaşlarımla buluşabiliyorum. Bir genç olarak Bodrum küçük bir yer, aktiviteler olarak baktığında, sosyal hayat olarak baktığında yeterli buluyor musun yoksa geliştirilmesi mi gerekiyor? O konuda Bodrum'u biraz düşük buluyorum. İstediğim zaman istediğim aktiviteyi yapamıyorum çünkü ulaşım çok sıkıntılı burada. Büyük bir şehirde olsaydım ulaşım daha iyi olurdu ve İstediğim an yapabilirim. Ya Bodrum'da da yapabiliyorum istediğim şey ama istediğim an yapamıyorum. Ulaşım çok sıkıntılı, çok pahalı.
maalesef Bodrum'da öyle bir şey var. Büyük şehirlerde ulaşım ağları çok geniş. Bodrum küçük bir yer ama çok pahalı olduğu için tabii bir yerden bir yere gitmek biraz masraflı oluyor. Peki Bodrum'da sevdiğin şeyler ve eleştirdiğin şeyler diye sorarsam neler söylersin? Bodrum'da sevdiğim şey deniz. Zaten burada büyüdüm, resmen suda büyüdüm yani. Denizsiz bir yerde de yaşayabileceğimi sanmıyorum. Sevmediğim özelliği de kışı. Kışı gerçekten çok yağmurlu oluyor, aşırı yağmurlu oluyor. Kar olsaydı belki böyle olmazdı. Bir kere kar gördüm zaten hayatım boyunca. Geçirdiğim en güzel kıştı diyebilirim, bu sene gördüm. Burası turistik bir kent ve özellikle işte gece hayatıyla, turizm sektörleriyle gelişmiş bir yer. Sen bütün hayatın boyunca burada geçirdiğin için eğitim hayatını da burada yaşadın. Sence böyle küçük bir yerde ve turistik bir yerde eğitim görmek bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Bana göre avantaj oldu. Çünkü sonuçta turistik bir yerde yaşıyorum. Dilimi de geliştiriyorum bu sonuç olarak. Büyük bir şehirde yaşasaydım dilimi geliştirebileceğimi sanmıyordum. Çünkü burada olunca mecburen yabancı arkadaşlar ediniyorum. Onlarla anlaşabilmek için dil öğrenmem gerekiyor. Bu zaten dil de benim en sevdiğim şey. Bu konuda yükseldim. Ders açısından sanki o taraflar daha iyi olabilir. Çünkü burada sürekli dışarı çıkıyorsun. İnsanın, öğrencinin aklını çelecek çok fazla şey var. O yüzden sordum zaten. Hani bir genç olarak sen buranın bu dinamik hayatının eğitim hayatına yansımasını gördün mü diye. Tabii. Yani mesela arkadaşlarımla oturuyorum, ders çalışıyorum. Diyorlar hadi gel akşam bir yere gidelim. Yani gitmeden olmuyor. Mecbur gidiyorum. Burada yaşamanın artıları eksileri nelerdir Bodrumlu olmanın? Artısı mekanları güzel, ortamı güzel. Eksisi de paramız yok. Yani para yetiştiremiyoruz o kadar. Bodrum'da okumak nasıl bir olay? Yani hani Bodrum'da okumak avantajlı bir durum mu yoksa Bodrum'da okumak zor mu? Ya okuyan için zor, okumayan için güzel yani ortamı var. Eğer okuma niyetli geliyorsanız güzel bir yer değil ama yani. Okul imkanı çok fazla yok çünkü. Senedir Bodrum'da yaşıyorsunuz? 27 yıldır Bodrum'dayım. Nereden geldiniz daha öncesinde? Nerede yaşıyordunuz? Çorum'da. Peki kıyasladığınız zaman sizce burada yaşamak mı daha büyük bir avantaj yoksa başka bir yerde mi? Ya buranın avantajı güzel. Yani güzel, şehir olarak da güzel ama şimdi biz inşaat sektöründe olduğumuz için inşaat sektörü zaman olarak biraz daha az, yetersiz geliyor yani. Evet, yani büyük şehirlere kıyaslarak turizm tabii ki ertelememek gerekiyor ama inşaat sektöründe çok azalmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bodrum'un nesini seviyorsunuz? Siz burada yaşamayı neden seviyorsunuz? Bodrum'un nesi? Her taraf yeşilliğini, mavisini, beyazını, havasını güzel yani. Onlar. Var mı eleştirdiğiniz bir şeyler? Yani hani Bodrum'da şunun değişmesi, gelişmesi lazım. Bodrum'da her tarafta eleştirildiği gibi ben de eleştiriyorum. Bir altyapısı. Yani en kötü sorun o. Yolların yapılması. Onun dışında başka bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Kaç senedir buradasınız şu an? 6 yıl olacak. 6 yıldan beri burada yaşayan, turistik bir yerde yaşayan bir insan olarak eviniz var vesaire. Misafir açısından zorluk çekiyor musunuz? Ya aslında ilk geldiğim yıllarda çekiyordum. Çünkü kimseye hayır diyemiyordum. Yani hani gelmek isteyenlere tabii ki gelebilirsiniz diyordum ama daha sonra bu hayatımı, yani yaptığım iş de biraz hani kendi üretimimi de yaptığım için yani çok böyle kendime zaman ayıramazken bir başkasına ayırma fırsatım yok açıkçası. Ya ilk yıllarda kırmamak için evet diyordum ve bu benim yaşamımı gerçekten zorlaştırıyordu. Ama şimdi gelen kişileri eğer geliyorsanız koşullarım bunlar, bunlar sizin için uygunsa gelin diyorum. Ya gelenler de biraz öyle oluyor. Çok yani misafirperver birini beklemiyorlar. Kendi evleri gibi davranabiliyorlarsa geliyorlar. O da genelde ailem ya da çok yakın dostlarım oluyor. Yani o biraz daraldı bu son yıllarda ve daha kolaylaştı hayatım açıkçası. Buralı mısınız? İzmirliyim ama artık Bodrum'da yaşıyorum. 5-6 aydır yerleştik. Tamamen burada yaşıyoruz. Peki neden Bodrum, neden burayı seçtiniz? Bodrum büyük şehir değil. Bir kere en başta bundan dolayı kaçtık. İkincisi sakin bir yer olduğu için, yaz-kış yaşama imkanı bulduğumuz için, iş potansiyeli olduğu için ve en güzeli de
şehirleşme olmadığı ve rahat bir şehir oldu. Yani kent olmaya doğru gittiği için buradayız. Kışın şikayet olarak herhangi bir sıkıntım yok. Sadece çok yağmur yağıyor. Geçen sene olduğu gibi bayağı seller, sular götürdü Bodrum'u. Onun dışında bir şikayetimiz yok. Belediye kafeleri çok beğeniyoruz. Belediyeden memnunuz. Oralara gidiyoruz. Zaten yaz kış açık olduğu için. Bunun dışında bir şikayetimiz yok. Pazarlarımız güzel. Çarşımız her zaman açık. Keyifli, güzel bir kış da geçiyor Bodrum'da her zaman yani. Size soralım. Siz buralı mısınız? Ben buralı değilim ama uzun yıllardır hani tatil için tercih ettiğim bir yer Bodrum benim. Kız kardeşim de burada artık yaşadığı için daha sık geliyorum tabii. Eskiden sadece yazları gelme imkanımız oluyordu. Şimdi İzmir'e de çok yakın olduğu için sık sık gidip geliyorum. Nesini seviyorsunuz Bodrum'un? Burada olmak nasıl bir duygu? Bodrum yani aslında küçük gibi görünen ama oldukça büyük bir yer ve her yerleşim yerinin ayrı bir keyfi olan bir bölge. İşte deniz isterseniz daha farklı bölgeye gidebiliyorsunuz. İşte biraz keyif yapayım derseniz Gümüşte'ye gelebiliyorsunuz. Rakı balık yapıyorsunuz. İşte biraz daha İstanbul hayatı gibi olsun, kulüplere gideyim derseniz yine burada veya merkezde pek çok hani mekan tercihiniz var. Hani sakin yaşayayım derseniz doğada pek çok böyle bakir yer bulma şansınız oluyor. O yüzden hani şehirden de artık çok sıkıldığımız için buradan çok keyif alıyoruz. Önce şunu söylemek istiyorum. Biz burada röportaj yaparken bu iki beyefendi beni tekneye çağırıp bize de röportaj yap dediler ve ben şu an teknedeyim. Sormak istiyorum. Bodrum'da olmak nasıl bir duygu? Bodrum bir ayrıcalık. Kesinlikle. Hı hı. Yani Bodrum'u yaşamak lazım. Bodrum'u görmek lazım. Buranın güzelliklerini, Çatalada'sını görmek lazım. Hı hı. Burası 10 numara bir yer. Yani ailece yaşanacak çok güzel bir ilçemiz. Hı hı. Siz hep mi burada yaşıyorsunuz? Biz 6 ay buradayız, 6 ay İstanbul'dayız. Hı hı. Ama herhalde bu saatten sonra 12 ay burada olacağız. Çare yok. Hı hı. Yapacak bir şey yok yani burada, evet, olmak. Çünkü vazgeçemiyoruz buradan. Evet. Bodrum biraz aşık ediyor kendini o konuda. Kesinlikle, buraya gelip tadanlar gidemiyor. Kesinlikle aşık olduk buraya zaten. 10 yıldır buradayız. Hı hı. Gelip gidiyoruz. Artık herhalde buraya demir atacağız. Görüntü öyle. Albayım bekliyoruz. Zaten, albayım zaten burada. Size de soralım. Siz ne kadar süre kalıyorsunuz Bodrum'a geldiğinizde? Ben de 6 ay 8 ay arası. Ben de özel kuvvetlerden emekli albay Murat Sönmez. Şöyle söylüyorum. İşte Bodrum dediğiniz gibi Zafer Yarbayım'ın dediği gibi ayrıcalık taşıyan bir yer. Neden? Sanat güneşimiz Allah rahmet eylesin Gani Gani Zeki Müren beyefendi de buraya hayrandı. Onun için biz de Gümüşlüğün hayranıyız. Teknem hep Gümüşlük'te kalıyor. Evim de Akyarlar'da. İnsanları buranın, Bodrum'un yerlisi olsun, yerli turisti olsun, çok düzgün insanlar. Hiçbir sorun yaşamadığımız bir ilçemiz. Burada Çatal Adası'na gidiyoruz, Çavuş Adası'na gidiyoruz. Mutluyuz. Tabii ki her konuda dikkatli yaşamak lazım. Sigaramız yok, içkimiz var ama spor da yapıyoruz. Sizin gibi de değerli kardeşlerimizle tanıştığımıza da çok memnun olduk. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi ağırladığınız için teknenizde. Sağ olun. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımız da Bodrum'un gençleri. Büyüyüp serpilip Bodrum'a katkı sağlayacaklar. Umuyoruz ki. Neden gelip benimle röportaj yapmıyorsunuz? Utanırsınız. Arkamda ben konuşurken orada dans etmesini biliyorsunuz ama ondan utanmıyorsunuz. Bak bak çekiyor bak. Çekiyor. Hep bunları çektim ben. Hep yayınlayacağım, görürsün. Pazartesi günü açın, izleyin kendinizi. Tamam. Buralı mısınız? Yani aslen İstanbulluyum. 18 aydır buradayım. 18 ay. Evet. Yaz kış yaşıyorsun. Yaz kış yaşıyorum. Neden Bodrum'u tercih ettiniz? Aslında bir sebebi yoktu. İlk gelişimde kaldım. Yani ama Bodrum'u daha önce görmüştüm. Gümüşlüğü ilk kez görüyorum. İlk görüşümde kaldım. Neden? Bir takım arkadaşlarım vardı. Yalnız kalmayacağımı düşündüm. Doğayı sevdim. Buradaki bakirliği sevdim. Burada yaşayan, buranın yerlisi olan insanları sevdim.
Yani o yakınlık. Burada herkes birbirine selam veriyor en azından. Bu yüzden kaldım. Buralı mısınız? Hayır, Bursalı. Bursalısınız. Evet. Bodrum'a ne sıklıkla geliyorsunuz? Her sene geliyorum, 6 ay kalıyorum en az. Havalar bozuncaya kadar kalıyorum yani. Geçen sene Kasım sonunda gittim çünkü çok güzeldi. Evet. Neden Bodrum'u seviyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, Bodrum çekiyor yani. Bir çekim şeyi var, kuvveti Bodrum'un. Tıpkı İstanbul gibi, orası da öyle. Peki yerleşmek, tamamen 12 ay burada yaşamak ister miydiniz? İsterim ama şu anda biraz düşünüyorum. Sağlık sorunlarım var da onun için hani acaba kışın ısınabilir miyim diye. Geldiğiniz zaman, kaldığınız zaman gördüğünüz şeylere bakılınca buranın artılarından dolayı evet burayı çok seviyorsunuz ama eleştirdiğiniz, eksi olarak gördüğünüz eleştiriniz neler var? Eleştiri olarak çok betonlaşmış. Yapı tarzları değişmiş bazı yerlerde. Biraz da bakımsız buluyorum ben. Bodrumlu olmak nasıl bir duygu diye sorduk. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten burayı herkes çok seviyor. Burada yaşayan herkes buradan çok mutlu. Burada yaşamaktan çok mutlu. Tabii ki burada yaşamanın bazı sorumlulukları var. Bizim Bodrum'u korumamız ve biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Üstümüze düşen görevleri yerine getirdiğimiz takdirde burası hem yaşanabilecek hem tatil yapılabilecek muazzam bir yer. Gelin, görün, kalın ama Bodrum'u koruyarak.